12 gündür yağmur yağıyordu. Dün 13. gün biraz hava iyi gibiydi. Hala serin. Bugün de yağmur yağdı yine. Birkaç gün daha yağmur var. Aeropolen taşıyor mu? Ona bakmaya geldim. Ama havalar serin. Yağmur yağdığı için de polen gelişi sıfır, hiç yok. Şu an merak kıt durumda. Kıtlık devam ediyor. Polen yok. İçeriye bakacağım kovanın içine. Eğer içeriye sabahleyin polen taşımamışsa arı açlık stresiyle başa kalır ve 20 gün sonra şu 12 günlük 2-3 gün daha yaklaşık 15 günlük süre zarfında bir nesil kaybından dolayı, iki nesil kaybettiğinden dolayı koloni sönme riskiyle karşılaşır. Eğer bakacağım çerçevelerde polen yoksa katı bozmak zorunda kalacağım. Ve arıyı Ağustos'a hazırlayacağım. Kovan dip tablasına baktım polen gelmiş mi diye. Polen döküntüleri de yok. Evet, kovan dip tablası da boş. Katı olduğu gibi indireceğim. Evet, yine daha önce mum yaptığı yerden, aynı yerden yine mum yapmaya devam ediyor. Yani yukarısını kendi yavrulama alanı olarak göremiyor henüz daha. Yani yukarısını kendi alanı olarak görmüyor ve kapatmaya çalışıyor havanın serinliğinden dolayı üstü. Şimdi yapacağım şey suyu aynen duracak ve polen gelmiş mi ona bakacağım. Evet. Polen yok. Polen gelmemiş. Ve yavrula çerçevelerin etrafında gram polen yok. Yani bu arının bunlara bakması bile mucize. Evet. Bu dünkü polen. Yine dışarıdan gelen polen yok. Anarımız burada. Şimdi yapacağım şey arkadaşlar, katı iptal edip açlık stresinden dolayı koloni sönmesin diye bala gitmekten vazgeçip arıyı yavruya yatıracağım. Bunun için de demaraya benzer bir yöntem var. Bir dolu bir boş yöntemi. Yani çerçeve aralarına birer çerçeve, başka çerçeve vereceğim.
kabarmış çerçeve vereceğim. Stoklu olursa daha iyi. Çünkü stoklu olursa arının açlığını da gidermiş olur. Evet, mesela bunun bu tarafında biraz bal var. Bu da yavrulu çerçeveydi. Şimdi şunun burasını açayım. 1, 2, 3, 4 çerçeve. Şimdi 4 çerçeve yavruluydu. Bir dolu bir boş. Şunu da bakayım. Herhangi bir stok var mı ön tarafında? Evet, az bir stok var. Bunu da verebilirim. Şimdi hemen bu birinci yavrulu çerçevenin duvar çerçevesini yavrulu çerçevenin önüne veriyorum. Yani bir dolu yavru önüne, bir dolu boş. Şimdi bu duvar çerçevesini verdim ama bu duvar çerçevesi her tarafı dolu değil. Ana arı rahatlıkla yavrulama yapabilir. Rahatlıkla yavru atabilir ona. Şimdi şu birinci yavru. Bu boş. Yani verdiğim çerçeve. Bu yavru. Şu da boş diyebileceğimiz az bir tarafında stok var. Diğer tarafı yavrulu çerçeve. Bunu da buraya. Ne kaldı? Ne kadar ihtiyacımız var? Bir tane daha ihtiyacım var. Şimdi ona da şu üstten bir tane ortada vardı. Geçen sefer az ballı çerçeve. Evet, bu. Yani daha önce verdiğimiz kapalısı olan çerçeve. Evet, bu tarafta az bal ve eski polen duruyor. Onu verdim. Bir dolu bir boş, bir dolu bir boş. Ne yaptı? 3 boş yaptı. 4 yavrulu çerçeve, 3 boş. Komple 7 çerçeve yaptı. Şimdi şunlardan bakayım, stoklu olan çerçeve var mı? Stoklu. Başka çerçeve var mı stoklu? Stoklu varsa direkt onu vereceğim. Dün baktığımda yoktu. Evet, hiçbirinde yok. Bunları artık Ağustos ayında bala koyacağız. 4 çerçeve. Şimdi bu çerçevelerden en iyi durumda olanı, en iyi durumda olanlardan, duvar çerçevesi yapabilecek olanlardan bir tanesini buraya giriyorum duvar çerçevesi olarak. 2, 4, 6, 8. Şimdi şu suyu kenara çektim. Ve suyu kenara çektim, sıkıştırdım. Sıkıştırdım. Sonra bir tane daha buraya duvar çerçevesi koyayım. Duvar çerçevesini koydum. Duvar çerçevesini koydum.
ve açlıktan saldırıyor. Buraya yemini ilave ediyorum. Herhangi bir suyla karıştırma yapmıyorum. Bozulmasın diye. Elimde son kalan az bir şey kalmıştı. Fırsat bu fırsat. Varroa mücadelesini ben yapıyorum. Formik damlatmayla. Evet, şişe bitmeye yakın artık. Formik damlatması. Peşinden oksalik krem. Yayacağım kek aşağıya akma yapmasın diye hemen setini de koydum. Ballı polenli keki kendimiz yapıyoruz. Kazana koyuyoruz. İhtiyaç oldukça kullanıyoruz. Evet, normal standart kekler gibi biraz görüntüsü düzgün değil ama aralar ballı polenli keki rahatlıkla alabiliyorlar. Bir sıkıntı yok. Üstlerini kapattım. Daha sonra boş ballık attım. Ve boş çerçeveleri de bunların üstüne koyuyorum. Bunlar arılar bunları temizlemiş durumda. Bunlar Ağustos'ta lazım olacak. Direkt bal dolduracaklar. Evet. Kapağı da kapatıyorum. 2018 yılının ilkbahar dönemine çok benzeyen bir yıl yaşıyoruz. Nisan-Mayıs ayında bol yağmur ve 30 dereceye bile gelmeyen, 25 dereceyi geçmeyen hava sıcaklıkları. Hava 30 dereceyi geçmediği için doğal olarak da meradan bal maalesef olmuyor. Yağmur yağdığı için de polenler yıkanıyor. Oraya polen bulamıyor, polen çekemiyor. Evet, bu kadar.